Gençliğin gözyaşları. Merhabalar arkadaşlarım. Şimdi 6. ünitedeyiz dostlar. Üçgende yardımcı elemanları öğreneceğiz. Nedir bu üçgende yardımcı elemanlar? İşte açıortay, kenarortay, yükseklik, kenarorta dikme dediğimiz doğrulardır dostlarım. Bunlar hakkında bilgi sahibi olacağız. Şimdi toplamda 11 adet kazanımımız varmış. Hemen bunlara şöyle vakit kaybetmeyelim. Birincisiyle başlayalım dostlarım. Bakalım ne diyor. Birinci sorumuz diyor ki yukarıda verilenlere göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Biz şimdi burada neyi öğreneceğiz? Önce bir ona odaklanalım. Yani soruda asıl öğrenmemiz gereken kısma bir odaklanalım dostlarım. Bakın üçgenin bir açıortayını çizmiş P noktasından geçiyor. Bunu istersek uzatabiliriz şöyle. C'den de bir açıortay çizmiş, o da P noktasından geçiyor. İşte bizim asıl öğrenmemiz gereken bilgi bu soruda şu P noktasının ismini öğrenmeliyiz dostlarım ki P noktasının ismi iç açı ortayların kesim noktasıdır dostlarım. Kesim noktası. Bunun orijinal ismi yani ÖSYM'nin dilinde daha çok şu ismiyle göreceksiniz. O da iç teğet çemberin merkezi olarak göreceksiniz dostlarım soruların içerisinde. İç teğet çemberin merkezi dediği zaman sen hemen bileceksin ki üçgenin açıortayları o noktadan geçecekmiş dostlarım. Peki bakın iki tanesi geçiyor. O halde üçüncü geçen doğrunun da mecbur açıortay olması gerekir. Yani buranın da 35 olduğunu ben söyledim. Şimdi eşit açılara hemen x, x ve y, y diye isimler verelim dostlarım. Sonra başlayalım üçgenin iç açılarının toplamının 180 olmasını kullanalım. Şimdi burada ne var? 2x var. Burada 2y var. Burada da 70 derecemiz var. Bunların hepsinin toplamı 180 olacak. Peki 70 buradaysa 2x ile 2y'nin toplamının 110 olması gerekir. 2x ile 2y'nin toplamı 110 olmalı. Dolayısıyla 2'ye bölersem hepsini x ile y'nin toplamı da 55 olmalı dostum. Sonra şu küçük üçgende iç açılar toplamı 180 kuralını yaparsak bakınız x var, y var, bir de şurada alfa var. Zaten x ile y'nin toplamı 55 olduğu için 180'e kaç kaldı? 125 kaldı. Yani sorumun cevabı Denizli'den geldi dostlar. Evet, geçtim 2 numaralı soruya. Şekilde verilen ABC üçgeninin alt kısmı BT açıortayı boyunca yukarıya katlanıyormuş dostlarım. Buna göre katlama sonrası C üssü noktası aşağıdaki noktalardan hangisi ile çakışabilir? Şimdi dostlar neyin üstünde katlıyoruz? BT'nin üstünde. Şimdi burada kendisi söylemiş BT'nin açıortay olduğunu ama bizim bilmemiz gereken katlama sorularındaki bilgi neydi dostlar? Bir katlama sorusunda kat çizgisi yani ne boyunca katlanıyorsa o kat çizgisi her zaman ama her zaman açıortay olacak. Neyin açıortay olacak öğretmenim? Katlanmadan önceki kenar ile katlandıktan sonraki kenarın açıortay olacak. Yani bizim BC kenarımız katlanıp şöyle BA'nın üstünde bir yere gelmek zorundadır. Dolayısıyla BA'nın üstünde de sadece K noktası olduğu için kesinlikle ama kesinlikle K noktasının üstünde bir yere gelebilir dostlarım diyoruz. Evet, ikinci köşe taşımızın ilk sorusu. BC açıortay demiş dostlarım ve soruda bir tane de diklik görüyorum arkadaşlar. Soruda bir açıortay bir de diklik gördüğüm vakit ben şunu aklıma getiriyorum. İsmini fışkırtma teoremi diye anlattığım konu anlatım videolarımda fışkırtma teoremi diye geçirdiğim şu özelliği yapacağız dostlar. Şimdi biz açıortayı insan vücuduna çok benzetiyordum ben. Şöyle kafa tam bu açının çıktığı yere kafamı koyuyordum dostlarım. Ve şunlar benim göz, ağız, burun dediğim yerler. Bakın tam kafamızın oradan, omuzlarımızdan kollarımız çıkar. Bir kol buradan çıktı. Bir kol da buradan çıktı arkadaşlarım.
Açıortay bizim vücudumuz demiştik. İşte açıortayımız da burada. Diyorduk ki vücudumuzun tam bittiği noktadan, işte buradaki C'den, kollara indirdiğimiz diklikler eşitti. Bu birinci adımı, bu fışkırtma teoreminin birinci adımı buydu. Neymiş? Açıortayın, vücudumuzun yani bittiği noktadan bir bu kola diklik indiriyorum ki zaten indirmiş. Diğer kola da ben bir diklik indiriyorum ve biliyorum ki artık bu dikliklerin uzunlukları eşit. O yüzden bu 3 ise buna da 3 yazdı. Bu birinci adım. İkinci adım da şuydu. Kafa ile dik arası bu kolun üstünde kaç santim? 8. O halde üstteki kolun üstünde de kafa ile dik arasındaki mesafe 8 santim olacak. Burası toplamda 12'ymiş. Buraya da 4 kaldı dostlarım. Ve siz artık aşık olduğunuz bir üçgenle karşı karşıyasınız. 3, 4, 5 üçgenidir bunun cevabı. Cevap Edirne'den gelir dostlarım. Evet, ikinci sorudayız. Bakın yine bir açıortay, bir diklik görüyorum ve hemen aklıma fışkırtma teoremini getiriyorum dostlarım. Şimdi bir kez daha insan vücudunu gösterelim. Bakın şurası bizim kafamız, göz, ağız, burun çizdim. Şu benim birinci kolum. Kolu uzattım böyle. Bu benim ikinci kolum. Bunu da uzattım dostlarım. Şurası da bizim vücudumuz. Ve bakınız vücudumuzun bittiği nokta C noktası. Ve C noktasından alttaki kola bir diklik indirmiş. 2 kök 3 demiş. Ben de üstteki kola bir diklik indiriyorum ve buna da 2 kök 3'sün sen diyorum. İşte olay bu kadar basit. Şimdi geri kalanı bakın şurası 60 derecedir. Şurası 30 derecedir. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kesin 2, 90'ın karşısı kesin 4'tür diyelim. Sonra ikinci adımı uygulayalım. Bu kolda kafayla dik arası 7 santim. O halde bu koldaki kafayla dik arası da 7 santim olacak. Yani x'imiz 7 santim çıkacak. Cevap Bursa'dan patladı gitti. Evet, geldik yeni nesil sorumuza. Ahşap bir masanın üst yüzeyi iki kenar uzunluğu 18 ve 30 olan bir üçgen şeklinde oyuluyor. Tamam, göstermiş zaten. Ardından dik kenar uzunlukları birbirinin iki katı olan eş gönyeler şeklindeki gibi oyulan bölgeye yerleştiriliyor. Tamam. Ne diyor bakın? Dik kenar uzunlukları birbirinin iki katı olan. Tamam, geldik buraya. Şimdi şurada bir gönye var. Gönye biliyorsunuz dik üçgen gibi şekildeki bir cetvele deniyor arkadaşlarım. Ve dik kenarlarından biri diğerinin iki katıymış. Mesela bunun şu dik kenarı A ise şu dik kenarı 2A'ymış. Ya da bunun burası A ise burası 2A'ymış dostlar. Ve bakın biz 2A'yı şurada 18 diyebiliyoruz. Demek ki A 9. Şurası da 9, hatta buraya 9 yazalım. Şurası da 18 olsun. Bunun son durumda, buna göre son durumda KL kaçtır diye bir soru sormuş bize. KL neresiymiş? Şuradaki mesafede KL, şurası. Şimdi biz şunu yapalım dostlarım. Öncelikle bakın bu dik üçgen çıktı. Şurası 90 derece. Ve şurası 18, şurası da 30 geldi arkadaşlar. Bizim çok sevdiğimiz bir dik üçgen vardı. Hani hatırlarsanız 3, 4, 5 dik üçgeniydi. Bu ki bunun 6 katını alsak 18, 24, 30 üçgeni çıkar karşımıza. Bakın bu da öyle. 18'i burada, 30'u burada. O halde şu dik kenarın 24 olması gerekir dedim. Ve buraya da 24 kalabilmesi için arkadaşım 9 buradaysa şuranın da 15 olması lazım. Yani cevap Denizli'den geldi dostlar. Evet, çevirdik arka tarafı ve geldik 3 numaralı köşe taşımıza. Burada da iç açı ortay teoremini kullanacağız dostlarım. İç açı ortay teoremi şöyle bir şey. Yine ben isterseniz sizin için bir sefere mahsus şöyle İnsan vücudunu bir göstereyim. Şunlar benim kollarım. Şu diğer kolum. Şurası bizim vücudumuz. Bakın üçgenin içine koyduğumuzda açıortayı, bu sefer ayaklar da devreye girdi. İnsan vücudunun kolları var, ayakları var. Ve kural diyor ki kolların oranı ne ise
ayaklarının da oranı aynısı olmak zorundadır diyor dostlarım. Olay bu. Şimdi kollarının oranı nedir bu adamın? 2x ise sol kol 2x, sağ kol x artı 5. Eşit olacak sol ayak 3, sağ ayak 4 dediğimiz kurala. Hemen içler dışları yapıyorum buradan dostlarım. 4 ile 2x'i çarpıyorum 8x. 3 ile de şu x artı 5'i çarpıyorum 3x artı 15 oluyor. Buradan 5x eşittir 15, x eşittir 3 geldi, cevap Ceyhan'dan çıktı. Hemen şuna bakalım şimdi. Burada da bakın oranı vermiş bize. Önce bunu yerleştirelim. Ters orantı diyorduk buna. Bunun yanındaki 3'ü diğerine vereceğim. Bunun yanındakini de diğerine vereceğim. Yani NC'ye 3K yazacağım. BN'ye 2K yazacağım. Hemen arkadaşlarım şunu da yapalım. Bakın kollarımızın oranı 4'e x. Ayaklarımız da 2'ye 3. Bu oran bu orana eşit olacak. Pratik olarak ne yapalım? Bakın ikilik ayağın kolu 4. Ayağım 2, kolum 4. Yani 2 katına çıkmış. O zaman aynı şey burada da olacak. 3 de 2 katına çıkacak. Demek ki kol 6 olacak. Cevap Edirne'den geldi. Evet, yeni nesil sorumuza bakalım. Açı ölçenin merkezi A köşesine yerleştirilerek ışınları çiziliyor. Bu ışınlar eşit aralıklarla oluşturulmuş bir cetveli kestiği noktalar aşağıda veriliyor. Şimdi açı ölçerdeki olay neydi dostlarım? Bakın burada 140'tan buradan 100'den geçiyor. Bu iki doğru. Bu iki doğrunun arasındaki açı bunların farkına eşitti. Yani şurası 40. Aynı şeyi burada yapalım. Bu 100, bu da 60'tan geçiyor. Farkları yine 40. O zaman bu doğru ne oldu? Açı ortay oldu. Peki şuradaki mesafe 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimmiş. Şurası 6. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimmiş. Burası da AK'yı da 9 vermiş. Yani şuradaki uzunluğu 9 vermiş. Buna göre AP nedir diye bir soru soruyor. Şurası da X. Hadi oranı yazalım. Sol kol 9, sağ kol X. 9'un X'e oranı eşittir. Sol ayak 6, sağ ayak 8. 6'nın 8'i oranı. Hadi bir sadeleştirme yapalım. 2'ye bölelim 3. 2'ye bölelim 4. 3X eşittir. 4 kere 9, 36. 3'e bölersem X eşittir 12 gelir. Cevabımız da Bursa'dan çıktı dostlar. Evet, 3 numara da tamamdır. 4 numaralı köşe taşındayız. Şimdi 7'ye 8, BC'yi 7,5 vermiş arkadaşlarım. Buna göre NC nedir diye soruyor. Bakın şöyle yapacağım. Şimdi kolların oranı bu sefer 7'ye 8. Hemen ayaklara da 7K'ya 8K diyeceğim dostlarım. Çünkü kolların oranıyla ayakların oranı tıpatıp aynıydı. Peki toplam bu BC ne çıktı? 15K çıktı. Ve 15K'yı bize 7,5 diye vermiş. 7,5 dediğiniz şey 15 bölü 2'dir. 15'ler giderse K eşittir 1 bölü 2 çıktı. Bize NC'yi soruyor 8K'yı. Yani 8 çarpı 1 bölü 2'yi soruyor. O da 8 bölü 2'den 4 geldi sorumun cevabı. Evet, burada da 2 tane açıortayımız var. Önce bir bakalım. Oranı yerleştirelim. Şimdi AB'ye ne yazacağım? Diğerinin yanındakini, yani 4K yazacağım. AC'ye ne yazacağım? Bunun yanındakini, yani 3K yazacağım. Peki üstteki açıortaya odaklanın sadece, alttakini görmeyin. Kollarının oranı 4'e 3. O zaman ayaklarının oranı da 4M'ye 3M şeklinde olur. Yani yine 4'e 3 olur. Peki şimdi de sadece alttaki açıortaya odaklanalım. Bakın bu açıortayında ayaklarını biliyorum 4'e 3. Ve dörtlük ayağına ne düşmüş? 12 düşmüş. 3 katı düşmüş yani. O zaman üçlük ayağına da yine 3 katı düşecek. 3'ün 3 katı 9'dur diyeceğiz. Cevap Edirne'den gelecek. Evet, şuna bakalım. Aşağıda 3 farklı üçgen üzerindeki açıortaylar ile iki kenar uzunlukları veriliyor. Tamam. Buna göre sadece bu veriler kullanılarak hangi üçgenlerde x bölü y oranı bulunabilir? Hemen bakalım. Şimdi birincisinde x bölü y, yani sol kol bölü sağ kol 4 bölü 6'ya eşittir değil mi dostlarım? Bakın burada buldum. X bölü y
4 bölü 6'dır. O halde 1 numara tamamdır. Şuna gelelim. Yine kolların oranı yapalım. Bakın kolları x bölü 6. X bölü 6 eşittir. Ayakları 2 bölü y. Hemen buradan 12 eşittir. X çarpı y gelir. Burada oranı değil çarpımlarını bulabiliyorum. O yüzden 2 numara iptal arkadaşlarım. 2 olmayacak. 3'e bakalım. Burada da sol kol bölü sağ kol. Yani 3 bölü y. Eşittir. 1 bölü x'tir dostlarım. Hemen içler dışlar yapalım. 3x eşittir y'dir. Y'yi buraya bölü olarak alırsak, 3'ü de buraya bölü olarak atarsak x bölü y 1 bölü 3 gelir. Yani 3 numarada da bulduk. O zaman 1 ve 3 de buluyoruz. 2 de bulamıyoruz. Cevap Denizli olacak diyebiliriz dostlar. Evet, 4 numarada tamamdır. Çevirdim arka tarafı ve 5 numaralı köşe taşındayım şu anda dostlarım. ABC üçgeninde bakın şurada bir açıortayımız var ve bu açıortay aynı zamanda yükseklik olmuş dostlarım. Hem açıortay hem yükseklik olduğunda biz buna kayı kuralı diyorduk ve bu kenarortay da olacak deyip aynı zamanda ikizkenar üçgen de olacak diyorduk dostlarım. Kayı kuralı yaptık. Şimdi şu üstteki üçgende bir açıortay teoremi kullansak. Bakın ayaklar 2'ye 4 olmuş. Yani 2 katına çıkmış. O zaman kollar da 2 katına çıkacak. Yani burası 8 olacak. Ve bu taraf 8 ise buranın da 8 olması gerekir ki 4 buradaysa x'e de 4 kalsın diyelim. Cevap C. Evet, yine bir kayı kuralı göreceğiz burada dostlarım. Bakın şu BH'a odaklanın. BH. BH kayı kuralının yüksekliği olmuş. Kenarortayı da olmuş. O halde açıortay da olacak ve bu üçgen kesin ikizkenar gelecek. Şimdi AE'ye 3, EC'ye de 4K yazın diyor. AE'ye 3K, EC'ye de 4K yazdım. BC'yi de 24 vermiş. Şimdi şöyle yapalım. 3K, bakın açıortayı tamamını konuşalım şimdi. Bu açıortayın ayakları 3'e 4. O halde kolları da 3M'ye 4M olmalı. Ve şurası da 3M değil mi? İkiz kenardan. Şuraya da M kaldı arkadaşlar. Bize 4M'yi 24 vermiş. O halde M eşittir 6. Zaten M'yi soruyor. Cevap Denizli'den geldi dostlar. Evet. Yeni nesil sorudayız arkadaşlar. ABC üçgeni biçimindeki karton C köşesinden tutulup BC'ye dik olan AK boyunca katlandığında, bakın AK boyunca katlanıyorsa bizim bu AK'mız kesin açıortay olacak. Önce bunu bir gösterelim. Hem açıortay hem yükseklikse kesin kenarortaydır ve bu üçgen kesin ikizkenardır diyelim. Bunu da söyledik. C noktasının görüntüsü C üssü noktası olan AB'nin üzerinde oluyor demiş. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangileri her zaman doğrudur? CH BH'a eşittir diyor dostlarım. CH BH'a. Evet doğru. Bir numara tamamdır. ACB açısı ACB yani şuradaki açı ABH ABH şuradaki açıya eşittir. Evet ikiz kenar olduğu için bu da kesinlikle eşittir. O zaman bu da doğru. AC üssü BH'a eşittir diyor dostlarım. Bakın öyle bir şey söyleyemeyiz. AC üssü dediğimiz AB olabilir. BH'a eşittir diyor. İmkanı yok kardeşim. Burada eşit değil. Bu her zaman doğru değil en azından. O yüzden cevap 1 ve 2 olacak. Yani Ceyhan olacak arkadaşlar. Cevap C. Evet 5 numarada tamamdır dostlar. Şimdi bir sonraki videoda da dış açıortay teoremini gösteririz. 6'ya kadar geldik. Evet hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.